Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estağfirullah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Cümleten selamun aleyküm. Tekrar hoş geldiniz. Derse başlamadan önce şöyle genel bir giriş yapayım. Sonra bahse dair özel bir giriş yapayım. Sonra da inşallah mevzuya gireyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruluyor. O diyor ki, benim de sizin misaliniz rahmet dolu bir yağmurla üç tür toprağa benzer. Manaca naklediyorum. Lafızlar tam böyle olmayabilir. Benim de sizin misaliniz rahmet yüklü bir yağmurla üç tip toprağa benzer. Bir kısmınız diyor öyledir ki suyu hem içine mes alır hem de ondan bağrından yeşillikler çıkar. Yani hem kendisi istifade eder hem de içinden yeşillikler çıkar. Gelen canlılar istifade eder. İşte ot yiyen canlılar, sığınmak isteyen o bitkilerin gölgesine sığınmak isteyen canlılar. Yani üstündeki hayat o suyun varlığıyla devam eder. Ulemamız demişler ki bunlardan kastedilen fakihlerdir. Fakihler çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la gelen bilgiyi hem alırlar hem de o bilgi nasıl anlaşılması gerekiyor onu anlatırlar yani. Tarırlar. Ümmete anlatırlar. İşte o yeşillik ona şeydir. Alıyor suyu hem de bağrından yeşillik çıkarıyor. İkinci bir kısmı diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi suyu yutmaz ama diyor üstünde tutar. Kirli toprak gibi böyle. Hani göl gibi, dere gibi üstünde tutar diyor suyu. Böylece diyor gelen giden hayvanlar yine istifade eder ondan. Ya da canlılar üstünden istifade eder. O sudan içerler diyor. Hani yine ulemamız demişler ki bundan da kastedilen muhaddislerdir. Muhaddisler kendileri hadislerden hüküm çıkaramasalar bile o bilgiyi muhafaza ettikleri için, hadisleri sıhhatle nesilden nesile aktarımını sağladıkları için ümmete büyük hayırları dokunmuştur. Yine bir alim diyor ki, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ile arasında şöyle bir hadise geçiyor. Kendisi muhaddis, İmam-ı Azam Hazretleri fakih, rahimallah. Bir mevzuyu soruyor. İmam-ı Azam Hazretleri hemen fıkhen hükmünü söyleyince bunu nereden çıkardın diyor. Diyor ki senin rivayet ettiğin, senin bana rivayet ettiğin şu hadisten çıkardım diyor. Diyor ki vallahi diyor siz fakihler doktorsunuz, biz eczacıyız diyor. Yani diyor biz elimizdeki ilaçları ancak biliyoruz ama siz hangi hastalığa hangi ilaç gelir onu da biliyorsunuz diyor mesela. Yani ulemanın arasında böyle mertebe farkları var. Ali Eşantola. O ne? İlaç deyince aklıma. Ha ilaç mı? bağlayamadım abi. Şimdi böyle düşününce bizim de inşallah Cenab-ı Hak sahibimizi, gayretimizi evveliyetle inşallah biz onların gölgesinin gölgesiyiz ama birincileri sahinden eylesin inşallah. Ama olamasak da ikincilerden eylesin. Bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üçüncülerden bahsediyor ki bunlar beğenilmeyen bir zümre. Bunlar diyor ne suyu kendilerinde tutarlar ne de bağırlarından yeşillik çıkarırlar. Cenab-ı Hak Allah'ım. İslami ilimlerle veya öğrendiğimiz hakikatlerle ilişkimizi böyle etmesin. En azından yapabildiğimiz kadar bu mesajın elçisi olmaya çalışalım. Üstad Hazretlerinin bize öğrettiklerini ki o da zaten bu dersleri Kur'an'dan ve sünnetten alıyor. Burada ders yapmak bana hep şöyle geliyor. O metni bulamadık. Az önce Vural abi arattı çıkmadı da. Normalde layıkaların yeni baskılarında hemen perde sayfa olarak başa konmuş. Biz burada ders yaparken aslında bizim yaptığımız hocalık değil. Hani sözlü sınavlar olurdu eskiden okullarda. Hoca sınardı talebesini anlamış mı dersi diye soru sorardı. Talebesi de sözlü cevap verirdi. Efendim abi? Hutbe-i Şamil, ben Barıl Aydası'nda diye hatırladım ama abi. Hutbe-i Şamil başında üçler hutbe verirken üstad diyor. Benim hatırladığım şöyle, bu risale bir meclisi münevverdir ki, bu lahika ya da bir meclisi münevverdir ki, içindeki şakirtler birbirlerine dersleri de paylaşıyorlar tarzı bir cümle geliyordu böyle. O başka ama bizim sorumlu. Sizinki nasıldı abi? Hatırınızda varsa. Üstad hutbe verirken, diyor işte ben gündüz dersini alıp gece babasına ders veren insan. Bak o da güzel. O da tam bununla ilgili. Yani bizim durumumuz biraz böyle. Herkes layıkalar üstad öyle diyor. Bu Risale-i Nur'un bu eseri diyor. Bir meclis-i münevver. Talebeler oturmuşlar. Herkes aldığı dersi diğerine aktarıyor. Hani bir hoca yok.
herkes öğrenmiş miyim, olmuş mu diye birbirine aktarıyor. Bizim de burada bize vazife verdiler, yazdılar, geldik yapıyoruz. Bizimki de o mesabede yani. İnşallah Cenab-ı Hak istikamet üzere konuşmayı, razı olduğu sözler söylemeyi nasip eylesin. Zaten bizim kendimizi ehl-i sünnet vel cemaat olarak tanımlamamız da biraz bundan. Biz kendimizi sünnetle ve cemaatle sınarız. Ne demek bu? Bana öyle geliyor, ben böyle düşünüyorum, bence budur demeyiz biz. Evet, evet. Bir, bizi ne bağlar? Bir, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl anlamış? Zaten burada da gelecek o. Müfessir hakikisi diyor Kur'an'ın, hadis için Üstad Hazretleri burada. Bir, anladığımızı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anladığıyla sınarız. O bizi bağlar çünkü. O bir ayeti nasıl anlamışsa, böyle tefsirler vardır, rivayet tefsirleri. Tamamıyla ayetleri hadislerle açıklayan rivayet tefsirleri vardır. Bir, onunla sınarız. İki, ümmetin geneli nasıl anlamış? Bir de bu vardır. Cemaatten de kastedilen odur. Yani sahabeden itibaren sahabenin geneli nasıl anlamış bu ayeti veya bu hadisi? Nasıl anlamış? Onunla sınarız. Kendimizi istikamette böyle tutarız. Böyle nurani meclislerde inşallah o hüviyettedir. Bahs dersimizi anlatıyoruz. Zaten burada maşallah ehil abilerimiz var. Yanlış bir şey söylersek de müdahale edilir. O hatamız düzeltilir inşallah. Gelelim 14. söze. Genel giriş bitti. Bu eziyeti sonlandırıyorum. Şimdi özel girişe geldik. 14. söz Bediüzzaman Hazretleri'nin bize Kur'an'ı anlamada çok kıymetli bir metot öğrettiği bir eser. Hepsi öyle de burada da özel bir şey var. Nedir? Kur'an-ı Kerim'de olur ya okurken, hadis-i şeriflerde de mesela olur ya okurken anlayamadığınız bir şeye denk geldiniz. Ya bu nasıl olur dediniz, nasıl olabilir falan dediniz. Kavrayamadınız. Üstad Hazretleri burada bize öğrettiği metotla diyecek ki böyle bir şeyle karşılaşırsan şöyle, şöyle, şöyle yap. Nedir onlar? Bir, Kur'an'ın diğer ayetleriyle anlamaya çalış. Gelecek dersimizin içinde. İki, Kur'an'ı Efendimizin hadisleriyle anlamaya çalış. Bu zaten anlattığı şey ehl-i sünnet usulüdür. Üç, ilimde rusuh peyda edenler, Kur'an'da böyle geçiyor. Onlara sorarak onların bakış açılarıyla anlamaya çalış. Dört, bir de kainatın üzerinden Kur'an'ı anlamaya çalış. Yani kainattaki nazireleri üzerinden. Şimdi başlayalım inşallah. Mevzu açılacak. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Kitabun uhkimet ayatuhu thumme fustilet min ledun hakimin habir. Bir daha okuyayım teberrüken. Elif lam ra. Kitabun uhkimet ayatuhu thumme fustilet min ledun hakimin habir. Bu ayet Hud suresinin birinci ayeti. Hud suresinin birinci ayeti. Kısa bir mealiyle şöyle buyurulmuş burada. Elif lam ra. Bu öyle bir kitaptır ki hikmeti her şeyi kuşatan ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlam şekilde tanzim edilmiş, sonra da tafsilatıyla açıklanmıştır. Bir daha okuyorum. Bu öyle bir kitaptır ki, hangi kitap bu? Kur'an. Evveliyetle Kur'an kastediliyor burada. Hikmeti her şeyi kuşatan burada nasıl geçti? Hakim. Hakim ismini böyle burada vermişler. Aslında sonda geliyor hakim ve habir ama burada içeride vermişler. Hikmeti her şeyi kuşatan ve her şeyden hakkıyla haberdar olan o hangi esma? Habir. El-Habir ismi Cenab-ı Hakk'ın. Allah tarafından ayetleri sağlam şekilde tanzim edilmiş, sonra da tafsilatıyla açıklanmıştır. Burada bizim için bu bir iman ve Cenab-ı Hakk'ın buyruğu. Biz Cenab-ı Hak nasıl buyurursa öyledir. Bunu kabul ediyoruz zaten. İmanımız da bu yönde. Ama abi, diye... orada deistlere direkt tokat vuruyor. Nasıl? Her şeyden habir diyor ya. Her şeyden haberdar. Cenab-ı Hak kainatı kurmuş. Bırakmış sonra. Yani ilgilenmiyor. Ama diyor ayette habir. Her şeyden haberdar. Her an haber. Hem haberdar hem de ilgili. Tabii. Yani direkt aklıma geldi. Deistlere direkt tokatı vurdu anında. Öyle. Allah öyle olur abi. Yarattığından habersiz Allah olur. Haşa. Bu ayet-i kerime aslında müminler adına, diyelim karşınızda bir kafir var, siz de müminsiniz. Müminler adına bir iddia barındırıyor. Cenab-ı Hakk'ın bir iddiası. İddia diyoruz ama haşa, bu iman aslında. Hakikat de bu.
Hani kafirler açısından söylüyoruz. Onlara karşı bir iddiamız. Biz ne diyoruz? Cenab-ı Hak önce ayet-i kerimedeki ifadeyi böyle alırsak, ayetleri tahkim etmiştir. Yani neyin nasıl olacağını, nasıl yerleştirileceğini Cenab-ı Hak bizzat tayin etmiştir. İki, eşyadan hasıl olan bilgi de Cenab-ı Hak'tan uzakta değildir. Cenab-ı Hak eşyasını yarattıktan sonra da ondan ortaya çıkan bilgiyi de bilmektedir. Yaratan da o başta, bak, hakim olan o, baştan hikmetle yaratan da o, habir olan da o, sonradan varlıktan haberdar olan da o. Baştan hükümlerini buradaki ifadelerle tayin eden de o, ayetleri sağlam şekilde tanzim eden de o, sonra tafsilatıyla açıklayan da o. Peki bu bize ne söylüyor? Bu bize o işte başta konuştuğumuz şeyin izahını yapıyor. Yani Cenab-ı Hak Kur'an'da bir şeyi şöyledir diye beyan ediyorsa bu kesinlikle öyledir. Neden? Çünkü baştan tanzim eden de odur, tahkim eden de odur. Sonra tafsilatıyla onu bilen de odur. Yani Kur'an'da bize yanlış bilgi vermesi mümkün değildir veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde bize yanlış bilgi vermesi mümkün değildir, olamaz. Kur'an'ın yanlış bilgi vermesi demek Cenab-ı Hakk'ın hikmetinde ve el-habir oluşunda haşa sümme haşa arıza var gibi bir manaya gelir. Haşa. Yani bu ayet-i kerimenin iddiası şu ki Cenab-ı Hakk'ın kainatta verdiği bütün haberler doğrudur. Çünkü o hakim ve habirdir. Hem başta onları öyle tayin eden odur, hem sonra onlardan haberdar olan odur. Abi biz Diyanet'te şahitlik ediyoruz. 1400 sene olmuş değil mi? Bir tane ayete yani muhalif bir şey çıkmış mı çıkmamış? Ya. Anlayamıyorsak bizde bir arıza var eğer. O şimdi ona gelecek zaten. Kur'an-ı Hakim'in. Ne demek Kur'an-ı Hakim? Hakim olan. Evet. Hikmetli yok. Hikmetli. O hakim A'sında şapka var. Hakim İ'sinde şapka var abi. Hikmetli Kur'an'ın ve Kur'an'ın müfessiri hakikisi olan hadisin. Bakın. Kur'an'ın müfessiri hakikisi. Yani Kur'an'ı tefsir etmekte ilk hak kimin? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Çünkü vahyin bizzat muhatabı o. Onun kalbine inmiş, onun zihnine inmiş, ona bildirilmiş. En iyi anlayan o, fehmi en yükseğimiz o. Elbette onun anlayışı hepimizi bağlar. Abi şey neydi? Hulukun Kur'an değil mi? Kur'an ahlak. Tabii tabii. Yaptığı her şey Kur'an ahlak. Ahlakı da öyle, evet. O açıdan da istikamet. Kur'an-ı Hakim'in ve Kur'an'ın müfessiri hakikisi olan hadisin bir kısım yüksek ve ulvi hakaikına çıkmak için çok önemli bir ifade geliyor. Bizim hastalığımız ne? Ahir zaman Müslümanların hastalığı ne? Ya da insanların hastalığı ne? Teslim ve inkiyadı noksan olan kalplere. Ne demek teslim ve inkiyat? Yani şüphesiz. Akıl tatmin olmadı mı şüpheye düşüyor bu asırda özellikle. Yani şüphe etmeye daha yatkın. Herhalde bu asır. Allah demişse doğrudur demiyor yani. Yani durmuyor orada işte. Sanki orada durmuyor değil mi? Böyle kurcalamaya devam ediyor gibi. Bunu Üstad Hazretleri bir arıza olarak anıyor. Bakın dikkat edelim buna. Normalde hep sormak, sorgulamak övülüyor bu zamanda ama imani meselelerde aslında bu bir arıza, bizde bir gerileme olduğunu da gösterir. Ha tabii elbette araştıralım, delilleri inşa edelim ama teslimiyetimizi de yitirmeyelim. Yani teslim olacak ama ben buradaki evet. Manayı anlayamadım. Bunu anlayan biri var. Şimdi zaten gelecek. Evet, yahut evet. Daha zamanı gelmemiştir. Çünkü Kur'an evet. Nedir? Zaman üstü olduğu için bazı hakikatleri kainatın sonuna kadar şeyi var. Belki o zaman tesir edilecek. Evet, bize düşen buradaki bu. Bize bu ise düşmüş. Evet. Yani şu şeyi kaybetmememiz şey, lazım. Perdeyi kayıp açılsa iman bir yakınım şey ziyade o nasıl bir şey işte. Tam yani. Onu da şey yapıyor, tarif ediyor. Öyle bir iman olması lazım da bizde onun zerresi mi? Abi benim mesela çok yaşadığım bir hadisedir. Mesela bazen internette çeşitli vesilelerle ateistlerle veya deistlerle veya başka böyle garip ekollerle tartıştığım oluyor. Bazen adam öyle bir şey söylüyor ki o ana kadar hiç dünyamda var olmamış. Yani öyle bir meseleyi bilmiyorum. Soru olarak dünyama gelmemiş. Diyorum ki bak ben bu dediğini şu an bilmiyorum cevabını. İnanıyorum ki İslam haklıdır. Buna bir cevabı vardır. Ben şu an bilmiyorum. Eyvallah. Bekle diyorum. Bana mail adresini ver bir şey yaz. Ben diyorum bunu araştırayım. İlla bulurum.
Hakikaten de 3 gün sonra, 5 gün sonra bir vesileyle Cenab-ı Hak gösteriyor. Hani ayet-i kerimede buyuruluyor. Yolumuzda cihad edenlere, pardon, bizim için cihad edenlere yollarımızı gösteririz diyor Cenab-ı Hak. Meali şerifiyle böyle buyuruyor. Hakikaten o taraftarlığı yitirmezseniz kalbinizde, o illa bir yerden geliyor cevap. Hakikat bir yerden açılıyor. Siz birisine sorup öğreniyorsunuz. Yani İslam bundan aciz değil haşa. Bizim donanımımız eksik. Bu da işte oraya dikkat çekiyor belki biraz. Biz kendi donanım eksikliğimizi teslim ve inkıyatta da eksikliğe çevirmişiz. Ulvi hakaykına çıkmak için teslim ve inkıyadı noksan olan kalplere yardım edecek basamaklar hükmünde o hakikatlerin bir kısım nazirelerine işaret edeceğiz. Yani Bediüzzaman Hazretleri bize bir merdiven döşeyecek, basamak dedi. Onlar sayesinde Kur'an'ın o hakikatlerine ulaşabileceğiz. Bize ulaşmanın yollarını gösterecek inşallah. Ve hatimesinde bir ders-i ibret ve bir sırr-ı inayet beyan edilecek. O hakikatlerden haşir ve kıyametin nazireleri 10. sözde, bilhassa 9. hakikatinde zikredildiği için tekrara lüzum yoktur. Yani burada aslında Üstad Hazretleri kıyamet bahsine de girmek istiyormuş ama kıyamet haşir. Ama gerek kalmadığını düşünmüş, vazgeçmiş. 10. söze havale etmiş, 9. hakikatine havale etmiş. Tekrara lüzum yoktur. Yalnız sair hakikatlerde numune olarak 5 mesele zikrederiz. Geliyor. Birincisi. Mesela halakas semavati vel arza fi sitteti eyyem. Bu ayet Araf suresinin 54. ayeti. Evet. Araf suresinin 54. ayeti. Devam ediyor. Meali şöyle. 6 günde gökleri ve yeri yarattık demek olan. Ayetin meali böyle. 6 günde gökleri ve yeri yarattık. Şimdi ben mesela sorsam. Siz bu ayeti nasıl anlıyorsunuz? 6 günde göklerin ve yerin yaratılması sizin dünyanıza nasıl bir şey çağrıştırıyor? Abi tablo var ya arkadaşlar. O tablo 6 günde yaratılmış yani. Arkadaşlar. Ama işte bu hangi zamana göre hangi 6 günde yaratılmış. Ama hani deseler. Hangi 6 gün? Yani dünyaya göre mi? Dünya yok o Mars'a zaman. Mars'a göre mi? Kainatın zaman yasına göre. Yani bir kere zaman yok. Zaman değil mi? Hadi bakalım. Zamanın bile olmadığı, Erdem abi güzel bir noktaya dikkat çekti. Daha zamanın bile olmadığı bir dönem için Cenab-ı Hak 6 gün ifadesi kullanıyor. Şimdi bunu biz kendi şeyimizden bakarsak yanlış anlayabiliriz. 24 saat anlıyoruz. 24 saat üzerinden gidersek burada bir şey olur, arıza oluşur. 7. günü tatil yaptık. Onu da şeyler diyor, Yahudiler diyor abi. Allah 6 günde yarattı, 7. günde tatil yaptı diye aşağısındaymış. Onlarda öyle bir şey var gerçekten. Burada şu noktaya da dikkat çekmek lazım. Cenab-ı Hak bizi kendi marifetinin aracı kılmış. Ama burada şu arızaya düşmememiz lazım. Hani dürbünü böyle çevirirsiniz, doğru tutarsınız, yaklaştırır. Ters çevirirsiniz, ne yapar? Yaklaştıracakken aksine uzaklaştırır bu sefer. Şimdi Cenab-ı Hak da bize kendisini bulacak numuneler koymuş. Ama o numunelerle Cenab-ı Hakk'ı sınırlandırmamız caiz değildir. Mesela bize bir enaniyet vermiş. Ne yapıyoruz o enaniyetle? Diyoruz ki mesela şurayı ben temizledim. Ben temizlemesem burası pis olurdu. Bu kainatı da bir temizleyen vardır. Bak o fikre vardım. Bütün kainatı bir temizleyen vardır. Burayı hala artık kendinde tutmayacaksın. Bütün kainatı temizleyen Allah'tır deyip yaratılışı tamamen ona vereceksin. Yani bu şey gibi işte uzaya roketi fırlatıyorsun ya. O rokette alttaki bölümlerde yakıt tanklarında yakıt bittiği zaman ne yapar roket o yakıtı şey tankları? Aratan korkutmak için atar. Atar tık diye kopar böyle parça parça kopar. Niye? Niye koparıyor onları Serdar abi? Çünkü ona ağırlık yapıyor. Tabii o noktaya artık yani o yakıt içinde kalmadıktan sonra o artık ağırlık onun için. Gidişini zayıflatır atıyor. Biz de Cenab-ı Hakk'ı bilmek için bazı şeylerimizi, yönlerimizi kullanıyoruz ama onun zatına doğru, isimlerine, sıfatlarına doğru döndüğümüz zaman artık bizdeki sınırları bırakmamız lazım. Hafiflememiz lazım. Hafiflememiz lazım, atmamız lazım, iddialarımızdan soyunmamız lazım ki Cenab-ı Hakk'ı doğru anlayalım. Yoksa sınırlandırırız. İşte burada da öyle bir bahis. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّمْ 6 günde gökleri ve yeri yarattık demek olan hem belki bin
ve 50 bin sene gibi uzun zamandan ibaret olan Eyyam-ı Kur'aniye ile. Şimdi bak Üstad Hazretleri ne dedi gün için? Belki bin. Bunu Üstad Hazretleri hevasından mı söyledi? Haşa. Hayırdır. Bu Hac suresinde geçiyormuş. Diğeri belki 50 bin diyor. O 50 bin de Me'ariç suresinde geçiyormuş 4. ayette. Hatta o ayet burada yine var. Onun tamamını da okuyalım. Evet, şu 5. ayet. Te'arucu l-melâiketu ver-ruhu ileyhi fî yevmin kâne miktâruhu 50 elfe sene. Me'ariç suresi 4. ayet. Kısa bir meali şu şekilde. Melekler ve Cebrail 50 bin sene uzunluğunda bir gün olan kıyamet gününde Allah'ın emrini almak üzere arşa yükselirler. Bak, bir gün için ne kadar uzun bir zaman ifadesi kullandı Cenab-ı Hak? Bizzat yine Kur'an'ında buyurdu. 50 bin sene uzunluğunda olan bir gün dedi. Kıyamet gününde 50 bin sene uzunluğunda bir gün. Başka bir ayette de işte 1000 sene uzunluğunda bir günden bahsediyor Cenab-ı Hak. Bak ne oldu? O gün neymiş? Bizim 24 saatlik günümüz müymüş? Yok. Başka bir gün olma ihtimali varmış. Çünkü Kur'an bizzat kendisi ne dedi ayette? Ayetleri tanzim eden de biriz, tahkim eden de biriz. Biziz. Tafsil eden de biziz. O yüzden ne yapılır ehli sünnet usulünde? Kur'an'ın müteşabihatı muhkematına sevk edilir. Yani müteşabi ayetleri anlarken muhkem ayetlere sevk ederiz. Onlardaki manalara da müteşabih ayetleri anlamaya çalışırız. Yani müteşabih demek ne demek? Yorumu açık. Evet, benzetme yapılmış. Da çıkabilir. Evet, anlaması biraz zor. Benzetme yapılmış. Mesela işte Cenab-ı Hakk'ın arzı istiva etmesi meselesi öyledir. Zahiri manası Cenab-ı Hakk'ın zatına uygun değil. Zat-ı Sübhanesine uygun değil. Oturmak manası kastediliyor zahiri manasında. Ama haşa Cenab-ı Hak mekandan münezzeh, insan gibi oturmaktan kalkmaktan münezzeh. Biz ne diyoruz? İstiva orada yönetmek. Nasıl bir padişah tahtına oturduğu zaman her şeyi kontrol altına almıştır demektir. Ona mecazdır diyoruz. Yani kontrol, her şey Cenab-ı Hakk'ın kontrolü altındadır. Ağaçtaki her şey. Onu kastediyordur deriz. Bunun gibi yani. Evet, demek ki gün ne oluyormuş yine Kur'an'da? Belki bin, belki 50 bin sene gibi uzun zamandan ibaret olan Eyyam-ı Kur'aniye, yani Kur'an'ın günleriyle insan dünyası ve hayvan alemi 6 günde yaşayacağına işaret eden hakikat ulviyesine, insan dünyası ve hayvan alemi 6 günde yaşayacakmış bu dünyada. Ama nasıl gün? İşte o Kur'an'ın günü işte. İşte Kur'an'ın günü. 6 çarpı 50 bin yapsak. Belki 50 bin. Belki başka da bir gün abi. 100 bin de olabilir. Yani Cenab-ı Hakk'ın şanına göre. Hemen bir kıyamet tarih belirleyelim. Evet. İşaret eden hakikat-i ulviyesine kanaat getirmek için birer gün hükmünde olan her bir asırda, her bir senede, her bir günde Fatır-ı Zülcelal'in halk ettiği seyyar alemleri, seyyar kainatları, geçici dünyaları nazar-ı şuhuda gösteriyoruz. Evet, güya insanlar gibi dünyalar dahi birer misafirdir. Her mevsimde Zat-ı Zülcelal'in emriyle alem dolar, boşalır. Ne oldu şimdi gün? Üstad Hazretleri burada günü daha başka bir şey getirdi. Fark edenler var mı? Dünyalar mı, dünya mı? Dünyalar. Evet. Dünyalar dedi. Dünyalar dedi, evet. Yani Üstad Hazretleri burada sanki gün ifadesini biraz böyle dönem gibi, evre gibi, sömestr gibi, sezon gibi bir şeye böyle sanki çevirdi. Bir daha okuyayım bakın, belki size de açılacak iyice. Hakikat-i ulviyesine kanaat getirmek için birer gün hükmünde olan her bir asırda, her bir senede bunlarda ne oluyor? Mesela her bir senede ne oluyor? Sonbahar, kış, ilkbahar, yaz bir daha başa dönüyor. Tekrar sonbahar, kış, ilkbahar, yaz. Yani bir dönem bitiyor, başka bir dönem başlıyor. Birebir aynısı değil ama tekrar var. Her bir senede, her bir günde Fatır-ı Zülcelal'in halk ettiği seyyal alemleri, seyyal ne demek? Hareket halinde. Evet, geçici bir hareket halinde. Seyyal kainatları. Yine yani, hareket halinde olan. İşte yıldız, dünya vesaire onları kastediyoruz. Evet, evet.
geçici dünyaları nazar-ı şuhuda gösteriyoruz. Evet, güya insanlar gibi dünyalar dahi birer misafirdir. Her mevsimde Zat-ı Zülcelal'in emriyle dolar boşalır. Demek ki nasıl bir yılda varlık önce doluyor, işte ilkbahar yazda doluyor, sonra sonbahar kışta boşalıyor gibi bir durum var. Biz ona bir yıl diyoruz o sürece. Böylesine bir dolma boşalma içeren bir işte sezon gibi olur yani firmalarda sezon geldi, satışlar artıyor, sezon bitiyor, satışlar düşüyor. Sezon geliyor, hazırlanılıyor tekrar, satışlar artıyor, sezon bitiyor, satışlar düşüyor. Böyle bir süreci ifade eden her şey gün diye anılabilir. Çünkü gün de en özünde böyle bir şeyi kasteder. Tamam, abi şimdi eskilerde gün dönümü diye bir şey vardı ya, normal gün dönme değil mi? Belli bir zaman veya belli bir mevsim geçiş oluyor. Yani her bir devir de olabilir. Evet, devir, ha, tam oraya getirmek istiyor abi. Bu bir evre, bir devir. Aynen. Böyle bir mana da kastedilmiş olabilir. Tabii o evre devir ne işte? Onda... Yani işte o 6 gün diyor mesela. Diyelim ki o uzaydaki yahut da şey kainattaki yaş, oradaki yaş yani şeye zamana vurulduğu zaman dünyanın yaşı, yaşadığımız bu bütün şey 6 gün sayılır yani onlara göre nazar. Tabii o değişiyor. O, onlar neyse o kıstaslar neyse Cenab-ı Hakk'ın o ayeti buyururken hükmettiği kıstaslar neyse onlara göre 6 güne bölünebiliyor demek ki kainatın yaratılışı. Burada şuraya da geleceğim. Mesela bilimle az çok ilgilenenlerimiz bilirler. Einstein'dan sonra insanlığın zamana ve mekana bakışı değişti. Einstein ne dedi? Zaman öyle her yerde aynı hızla geçen bir şey değildir dedi. Evet. Ve bunu ispat da etti. Yani teorisini teori olarak bırakmadı. Bu teoriye ne deniyor? Eski Türkçe ile izafiyet teorisi, yeniliğe göre görelilik teorisi deniyor. Genel görelilik teorisi. Evet. Kütle çekim kuvveti bile bunu dünyada çok hassas saatlerle ölçmüşler. Çok hassas saatlerle artık saniyenin kaçta kaçını ölçüyor. Ben de bunu yine Michio Kaku'nun kitabından öğrendim. Ondan yine bir alıntı yapalım. Arkadaşlar biliyor, Japon bilim adamı Michio Kaku. Çok alıntı yapıyorum ben kitaplarından. Mesela bir yüksek dağın üstünde o hassas saatle ölçüm yapmışlar. Bir de deniz seviyesinde yapmışlar. Şimdi yüksek dağa çıktığınız zaman kütle artıyor. Yani orada daha çok zemin var. Basınç değişiyor. Evet. Orada zaman diğerinden daha hızlı geçmiş. Yani kütle çekim kuvveti arttığı zaman oradaki zamanın geçiş hızı artıyor. Oradaki adam onu fark etmese bile. Saatlerin ölçüm değerleri değişmiş. Mesela diyorlar işte bilim kurgu filmlerinde de çok incelerler bu konuları. Yıldızlar Arası diye bir film vardı mesela. Adam kızı küçük daha 10 yaşında 12 yaşında gidiyor kara deliğe bir giriyor. Ona göre orada geçirdiği süre belki birkaç saat veya birkaç gün. Bir çıkıyor kızı 100 yaşına gelmiş artık ölüm döşeğinde. Öyle diyorlar. Kara deliğe girsen orada öyle bir yüksek çekim kuvveti var ki oradaki insan fark etmiyor ama onun içinde zaman çok hızlı geçiyor. Çıktığın zaman ne oluyor? Dışarıya göre sen genç kalıyorsun ama dışarıdakiler yaşlanmış oluyor. Erdem abi gülümsedi, bir umut. Genç kalmanın bir umut. Tersi de cennette o zaman. Tersi de cennette o zaman zaman genişliyor. Belki de abi yani. Çok hızlı geçiyor dedin ya. Ya geçmiyor. Mesela zaman genişliyor dersen orada öyle bir şey. Zaman diye bir şey. Zaman ya. Ashab-ı Kehf'in mesela kıssası da bir şey. Mesela mağaranın içinde onlar bir gün ancak uyuduk diyorlar kendileri. Ama dışarıya göre 300 sene uyumuşlar. Mesela böyle kıssalar, bakın Kur'an'ın içinde de aslında bu hakikat böyle şey. Zamana, sanki Cenab-ı Hak böylesi şeyleri bize haber vererek diyor ki bak zamana tek düze bakmayın. Bu zaman oynayabilir bir şey. Hareket edebilir bir şey, değişebilir bir şey. Yer çekimiyle değişiyor işte. Tabii tabii. Yani bu bütün bu manalar zihnimizde olarak Kur'an'a müracaat ettiğimiz zaman darlıklar gidiyor. Miraç Risalesi'nde üstad şey anlatırken, buyurun, oradaki zaman anlatırken, orada diyor insanlar ruh hafifliğinde hayal hızında olacak. Yani ruh ağırlığında demiyor, ruh hafifliğinde hayal hızında olacak. Yani orada başka bir boyut, işte buradaki olaylar başka boyut. Zaten evet abi, o açıklığı kafamızda bulundurmamız lazım. Hikmet müminin yitik malıdır, onu da söyleyeyim mesela, güzel bir söz var bu konuyla ilgili. Söyleyen Amerikalı bir kadın yazar ama mesela Cenab-ı Hak zamanı ve mekanı niye yarattı? Bunun hikmetini kavramak için çok güzel bir şey içeriyor bilgi. Diyor ki zaman
her şey bir anda olmasın diye, mekan da hepsi bizim başımıza gelmesin diye var. Bak, zaman her şey bir anda olmasın diye, mekan da hepsi bizim başımıza gelmesin diye var. Düşünsenize, bir hayat boyunca insan ne kadar çok acı olaylar yaşıyor. Çocukluğundan vefatına kadar. Zaman diye bir şey olmasaydı, hepsi bir anda başımıza gelseydi, böyle Cenab-ı Hak onu böyle zamana serperek dağıtmasaydı da hepsini bir anda yaşasaydık, biz onu kaldırabilir miydik? Sabır kuvveti yetmezdi. Yetmezdi. Kainatta mesela insanlığın başından sonuna kadar ne kadar çok tefekkür edilecek şey var, hakkında konuşulacak, düşünülecek şey var. Hepsi bir anda olsaydı haklarında düşünebilir miydik? Gücümüz yetmezdi ki. Yani böyle bir şey yapmaya. O zaman işte dersin en başındaki Elif Lam Ra'dan sonraki ayet-i kerime diyor ya. Evet. Sen dedin ya, evet bu ayette iman edeceğiz, teslim olacağız. Teslim olmazsan olmuyor yani. Evet. Şimdi zaman meselesinde, şimdi bizim neydi astronot? Gezer Avcı. Şimdi onda zaman var mı? Çıktı oraya. Ha, gün yok bir şey yok. Efendim? Ona göre gün yok bir şey yok. Evet, orada şimdi seyrediyor. Dünyayı küre tarzında önünde futbol topu görüyor şimdi. Evet. Orada zaman ne? O güneş batmıyor ki orada. İşte zaman ne? Yok ondan sonra. Yani. Evet, tartarsız. Doğru doğru. Yani aynı dünya şey zamanına göre 14 gün sayıp dönecekler ya. Evet. Onu bilmeseler orada zamandan haber olur. Yok, dünyadan. Eyvallah. Aynen öyle abi. Evet. İşte Cenab-ı Hak bize bir mekan yaratmış. Böylece bizim yükümüzü azaltmış. Bizi zamanlı mahluklar kılmış. Böylece bize rahmet etmiş aslında. Mekanı ve zamanı bağışlaması Cenab-ı Hakk'ın bize bir rahmeti. Bakınız, hani rahmet ne kadar yerlere dağılıyor. Ha, nerelerden karşımıza çıkıyor. Eğer mekan diye bir şey olmasaydı ben bütün olaylarla aynı anda karşılaşmak zorunda kalırdım ve oradan bir şeyler yapmam çok zor olurdu. Üç kişi konuşsa mesela ben karıştırıyorum. Bir de hayatımın sonundan ölümüne kadar yaşanacak bütün olayları aynı anda yaşasam, aynı mekanda, aynı yerde. Ben yaşasam bütün yaşanacakları kaldıramazdım. Bu zamanın ve mekanın varlığı aslında bize bir rahmet. Ama evet, orada işte başta da konuştuğumuz şey, kendi kayıtlarımızı haşa sümme haşa Cenab-ı Hakk'a taşımamalıyız. Marifetullah'ta böyle bir duruma düşersek işte dürbünü ters çevirmek gibi olur. Nitekim yakın zamanda bir nasipsiz profesör hani ne yaptı? Kur'an hakkında bazı iddialarda bulundu. Kendisi de güya Kur'an profesörü. Diyor ki, ya diyor, bunlar diyor Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam kızmış, gücenmiş. Bak diyor, kendi duygusal ifadeleri var diyor. Bunlar diyor Allah'ın sözü olabilir mi diyor. Bak mesela kızdığı belli diyor. Amcasına kızmış, neler söylemiş diyor. Haşa sümme haşa. Şey mi? Vahşi Hamza'yı öldürdü. Yok. Onu mı kısıtıyorsun? Yok yok. Ne? İşaret-ül İcaz'da Bediüzzaman Hazretleri bu şeye cevap verirken diyor ki, mesela diyelim ben iyi bir çocuk psikoloğuyum. Bir çocuk psikoloğu çocuklarla konuşurken nasıl konuşur? Bazen o çocukların dillerini kullanır yani iletişim kurmak için. Burada o mevzuya bakılırken dikkat edilmesi gereken kimle konuştuğumdur. Mesela ben konuşuyorum çocuklarla, böyle çocuk gibi yapıyorum dilimi falan. Şimdi beşen dışarıdan... Bir kare kullanmak lazım. Evet. Dışarıdan birisi gelip bana baksa dese ki, ya bu nasıl bir adam, çocuk gibi konuşuyor, herhalde zekasında bir eksiklik var. Yanlış yapmış olur. Benim muhatabıma bakması lazım orada. Kim, neyi, nerede, evet, ne zaman, evet, nasıl? Cenab-ı Hakk'ın da kelamullahında kullandığı ifadeler her ne kadar insanların konuşmalarını çağrıştırıyor olsa da orada İrşat makamında Cenab-ı Hak bizi irşat ettiği için öyle ifadeler kullanıyor. Cenab-ı Hak Zat-ı Sübhanesine yakışır şekilde konuşsa biz onu anlayabilir miydik? Yani Hazreti Musa Aleyhisselam tahammül edememiş, bayılmış. Senin kelamın böyle mi diyor, değil mi? Evet, senin kelamın böyle mi diyor, hayret ediyor mesela. Demek ki orada bakılacak yer o olmalı, bu olmamalı. Biz de kendi kayıtlarımızla, mesela işte kendi zaman algımızla, kendi ne bileyim, kavramlarımızla, dünyada yaşadığımız kavramlarla Cenab-ı Hakk'ı haşa sınırlandırmaktan korunmalıyız. Marifetullah da bu hatadan korunmalıyız. Böylece Kur'an'ı ve sünneti doğru anlamak mümkün olur. Herhalde süremi doldurdum. Var, var mı da? Biraz daha okuyalım mı? Okuyorum ya. Tamam, evet, o zaman.
İkinci şeye de girelim. İkincisi, meselelerin ikincisi, burada 3 tane ayet gelecek. Estağfirullah. وَلَا رَبِّنْ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ وَكُلُّ شَيْنْ اَحْسَيْنَاهُ ف۪ي اِمَامٍ مُّب۪ينَ لَا يَعْزُبَ عَنْهُ مِثْقَالُ زَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا اَسْغَارُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا اَكْبَرُ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُّب۪ينَ. Birinci ayet En'am suresinin 59. ayetiydi. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitapta yazılmıştır buyuruluyor. İkinci ayet Yasin suresinin 12. ayeti. Biz her şeyi İmam-ı Mübin'de tek tek saydık buyuruluyor. 3. Ne göklerde ve ne de yerde zerre kadar bir şey ondan uzak kalamaz. Bundan küçük veya büyük ne varsa hepsi apaçık bir kitapta yazılmıştır buyuruluyor. Bu da Sebe suresinin 3. ayeti. Gibi ayetlerin ifade ettikleri ki bütün eşya bütün ahvaliyle vücuda gelmeden ve geldikten sonra ve gittikten sonra yazılıdır ve yazılır ve yazılıyor. Bak bu ayetler bunu söylüyormuş bize. Bütün eşya bütün ahvaliyle vücuda gelmeden ve geldikten sonra ve gittikten sonra yazılıdır ve yazılır ve yazılıyor demek olan hakikati âliyesine kanaat getirmek için Nakkaş-ı Zülcelal Ruh-i Zemin'in sayfasında her mevsimde bahusus baharda değiştirdiği nihayetsiz muntazam mahlukatın firiste-i vücutlarını, tarihçe-i hayatlarını, desatir-i hareketlerini çekirdeklerinde, tohumlarında, köklerinde manevi bir surette derç ve muhafaza ettiğini ve zevalden sonra semerelerinde aynen kalem-i kaderiyle manevi bir tarzda basit tohumcuklarında yazdığını, hatta her geçici baharda yaş ve kuru ne varsa mahdut zerrecikler ve kemikler hükmünde olan tohumlarda, ölmüş odunlarda kemali intizamla muhafaza ettiğini nazar-ı şuhuda gösteriyoruz. Güya her bir bahar bir tek çiçek gibi gayet muntazam ve mevzun olarak zemin yüzüne bir cemil ve celilin eliyle takılıp koparılıyor, konup kaldırılıyor. Şimdi uzun bir paragraf okudum. Bediüzzaman Hazretleri burada ne dedi? Ya da şöyle diyelim. Nasıl bir nazire verdi ki biz Cenab-ı Hakk'ın her şeyi yazdığını, ilmen onları zapt ettiğini, o ilimden bunların yaratıldığını anlamış olduk. Nasıl oldu bu? Bahar örneğini veriyor. Evet. Çekirdek değil mi? Kopkuru. Hı-hı. Cenab-ı Hak onu bir dahaki mevsimde ne yapıyor? Bütün özelliklerini o çekirdekte onu saklıyor. Yani abi mesela bir yerde ilmin olmadığını ya da kaydın tutulmadığını, düzenin olmadığını biz nasıl anlarız? Orada bir gelişi güzellik hakimdir değil mi? Karmaşık, güzelsiz. Devamlılık yoktur abi. Devamlılık yoktur, çok güzel. Mesela ne olur? Diyelim bir yerde muhasebe kaydı tutulmuyor. Orada hesaplar hep karışık olur. Şeyler çıkmaz. Ya da bir firma aldı verdi şeyini hesabını güzel tutmuyor. Kaydını tutmuyor. İşler karışık olur. Hep aynı düzende işlemez. Üstad Hazretleri burada bizim nazarımızı kainata çeviriyor. Kainatta çok sağlam bir düzen var. Mesela işte esaslı bir kayıt var. Evet. Yani burada bizim o düzenle ilim arasındaki sanki ilişkiyi görmeye bizi davet ediyor. Hani mesela işte bir mevsim bitiyor, bir dahaki mevsim başlıyor. Ay yine biz aynı şeyleri görüyoruz. Elma yani, ağacı yine elma verdi. Kitabın yaprağını değiştirir gibi bir nizam, bir intizam var. Evet. Şaşırmıyor. Şaşırmıyor. Yani o bahar mevsiminde o çiçekleri açtırıyor işte. Evet. Kanun var. Ondan aldığı tohumdan, mesela elmadan aldığın tohumdan armut çıkmıyor. Demek ki bunlar bir ilim üzerinde akıyor. Tabii. Bu düzenlilik ancak ilimle mümkün olur. Oradan da büyük resme çıkalım. Bunlar küçük resimler. Bütün kainatında bir ilim üzerinde akması lazım bu düzenin devam edebilmesi için. Nasıl baharın, kışın düzeni böyle devam etmesi için o ilim berzakları gerekiyor tohumlardaki, meyvelerdeki. Bütün kainatta da böyle bir şey gerekiyor gibi bir yere çekti sanki. Bir daha okuyalım, şimdi açılacaktır. Bütün eşya, bütün ahvaliyle, ahval, hareket, evet,
vücuda gelmeden ve geldikten sonra ve gittikten sonra yazılıdır. Bakın burası çok önemli. Cenab-ı Hak kainatı sadece bir defada kaydetmiyor diyelim. Gelmeden önce de ilim olarak İlimde mevcut. Vardı zaten. Baştaki ayet ne diyordu? Hakim. Bize göre gayip ama Allah'ta gayip evet. Bir şey yok. Gayip diye bir şey. Gelmeden önce de yazıyor, geldikten sonra da mesela melekler omuzlarımızda bizim amellerimizin kaydı tutuyor. Ya bizim amellerimiz levh-i mahfuzda yazmıyor mu? Yazıyor. Ama Cenab-ı Hak bir daha kayıt aldırıyor. Oradan ne gösteriyor? El-muhit olduğunu gösteriyor. Bizi ilim olarak da Cenab-ı Hak öncemizle sonramızla kuşatmış bir vaziyette. Ne öncemiz onun ilminden uzakta, ne de sonramız onun ilminden uzakta. Öyle de haberdar, böyle de haberdar. Kapsamış. Evet, tam kapsamış. Öncesiyle sonrasıyla. Hem hakim hem habir. Evet. Geldikten sonra ve gittikten sonra yazılıdır ve yazılır ve yazılıyor demek olan hakikati âliyesine kanaat yazılıdır, getirmek için. Yazılır ve yazılıyor. Hep. Yani... Şimdi niye biliyor musun? Şimdi de şöyle şey oldu da. Hı? Şimdi o varlıklar ne olursa olsun ne olacağıyla alakalı daha önceden gelmeden belli. Çünkü niye? Bu kayıt altında olduğunu gösterir. Bir de bunun daha önceden proje ve planlı olduğunu gösterir. Tabii. Çünkü niye? O şey olduktan sonra o şey oluyor. Evet. Yani demin dediğiniz gibi elmadan elma oluyor. Planı, programı çünkü çizilmiş. Bu da işte onun sürekli kayıt altında yani ondan önce de var olduğunu sonradan da devam ediyor. Yani. Evet. Şimdi kayıtsızlık yok. Yaratılış ve ilim arasındaki tabii. İlişki. Yoksa düzensizlik olur o zaman. Yani eğer böyle bir şey olmazsa o zaman elmadan bir sefer de armut çıkması lazım. Yani İlla ki bir şey olamaz yani. Öyle kayıt eğer proje olmadığı evet. Zaman. Abi zaten bu biraz kaderin de delili mesela. Cenab-ı Hak Kur'an'da buyuruyor. Estağfirullah. Ela ya'lemu men halak mıydı? Tam ayet belki söyleyemedim lafse. Ela ya'lemu men halak mıydı? Ela ya'lemu men halak. Yarattığını bilmez mi? Allah yarattığını bilmez mi? Şimdi mesela biz bir şeyi ortaya çıkarmak için ilim, irade ve kudret üçlüsünün zararı olduğunu söylüyoruz değil mi? Mesela evet. Ben bir çay yapacağım. Benim öncelikle çay yapmak nasıl bir şeydir bilmem lazım. İlim lazım. İlim lazım. Yani çay yapmayı bilmiyorsam ben çay yapamam. Çünkü bunun kuralları var. Su kaynadıktan sonra işte onun incesinin de mesela daha güzel çay yapmanın da daha ince kuralları var. Tabii. Erdal abimiz şimdi mesela çay yaptı sınayacağız. Acaba o kuralları biliyor muydu? Biliyordur maşallah Erdal abi yıllardır bu hizmette. İkincisi ben sadece çay yapmayı bilmiyorum ki. Kahve yapmayı da biliyorum. Oralet yapmayı da biliyorum. Benim irade edebiliyor olmam lazım. Yani o ilimlerden birisini seçebiliyor olmalıyım. Kudretimi ona akıtabiliyor olmalıyım. Bu da iradedir. Seçebiliyor olmam lazım. Üç, benim çay yapacak gücüm olması lazım. Allah göstermesin mesela. Rahatsız olsam, hasta olsam, feşte olsam. Bir irademin de ilmimin de şeyi kalmıyor. Çünkü bilsem de seçebilsem de kudretim yok yapamıyorum. Şimdi bu bizim kendi alanımızda böyle. Bütün kainatı düşünelim. Cenab-ı Hak alemi milyonlarca detayıyla yaratıyor. Ben bilmeden çay yapamıyorum. Cenab-ı Hakk'ın yaratışında öncesi diyoruz ama bu bizim için bizim bir ifade için. Yani bizim anlamı haşa öncesi değil ezel o. Zamanın dışı. Geçmiş gelecek hepsini bir gören bir manzara âlâ usta böyle söylüyor. Orada o bilgi kayıtlı olmalı ki bu yaratış böyle düzgün olsun. Yani bu yaratış bir ilmin üzerine olmalı ki yaratış düzgün olsun. Yoksa o ilmin üzerine olmasaydı bu yaratışı böyle göremezdik. Bu da kaderin bir delili yani. Kader olmazsa bu varlık böyle sağlam vücuda gelmezdi. Yaratıcı olduğumuzu anlayacağız o kadar. Evet ayetim zaten abi buyruğu da ona dikkat çekiyor. Yaratan bilmez olur mu hiç? Yani yaratan bilmez olur mu hiç? Az önceki ayet okuduğumuz vardı ya. Yaratan bilmez olur mu hiç? Ya yaratıyor, ortaya çıkarıyor. Nasıl bilmez onu öncesinde? Bir de aynı malzemelerden farklı şeyler yaratıyor. Evet. Yani toprakta 114 element aynı ama elma elma oluyor, armut armut oluyor. Tabii. Hava aynı, su aynı, güneş aynı. Ama farklı. Ama biraz daha atoma indin mi? Atom hepsi aynı mesela. Yani. Ne sanat değil mi? Ne ince sanat. Evet. Burayı bir daha okuyayım abi. Belki vaktimiz doluyordur. Nakkaş Zülcelal, nakkaş ifadesinde de bir şey var hani ince. İnce yani ince, bizzat ince. İlgileniyor evet. Orada öyle bırakmıyor. Yani. Hem Celal hem Nakkaş. Üstad Hazretleri'nin böyle ifadelerinde Celal ve Cemal birlikteliği var. Kur'an'da
terkip halinde geçen tek esma galiba. Zülcelal ve İkram. Cenab-ı Hak orada kendisini öyle anıyor. Diyorlar ki bu Zülcelal ve İkram Cenab-ı Hakk'ın celal ve cemal dengesini birleştiren bir esmadır. Niye? Hem celal sahibiyim diyor, hem de ikram ederim diyor. İkram nasıl olur? İnce görmeyle olur böyle yani. Hem celal hem cemal var. Buradaki ifade de hem celal sahibi hem nakkaş. İnce ince değişliyor yani. Ruh-i zeminin sayfasında her mevsimde bahusus baharda değiştirdiği nihayetsiz muntazam mahlukatın fihriste-i vücutlarını, tarihçe-i hayatlarını, desatiri hareketlerini çekirdeklerinde, tohumlarında, köklerinde, manevi bir surette ders ve muhafaza ettiğini ve zevalden sonra semerelerinde aynen kalemi kaderiyle manevi bir tarzda basit tohumcuklarında yazdığını, hatta her geçici baharda yaş kuru ne varsa mahdut zerrecikler ve kemikler hükmünde olan tohumlarda, ölmüş odunlarda kemali intizamla muhafaza ettiğini nazarı şuhuda gösteriyoruz. Güya her bir bahar bir tek çiçek gibi gayet muntazam ve mevzun olarak zeminin yüzüne bir cemil ve celilin eliyle takılıp koparılıyor, konup kaldırılıyor. Hakikat böyleyken beşerin en acip bir dalaleti budur ki kader kaleminin sayfası olan lehv-i mahfuzun yalnız bir cilve-i aksi olarak firiste-i sanat-ı rabbani olup ehli gafletin lisanında tabiat denilen bu kitabet-i fıtriyeyi, bu nakş-ı sanatı, bu münfail mistar-ı hikmeti, yani üzerinde başkasının hükümlerinin döndüğü, yani failin fiillerini işlediği mistar-ı hikmeti, tabiat-ı müessire diyerek mastar ve fail telakki etmesidir. Tabiri caizse yemek kitabını yemeği yaratan olarak görmesidir. Yapanlar. Evet. Haşa. Ama dalalet diyor işte başta. Evet. Aynı sera mine süreyya. Sera nerede? Süreyya yıldızı nerede? Hakikat nerede? Ehli gafletin telakkileri nerede diyor. Ve metin burada bitiyor. Üçüncüye geçmeyelim çünkü çok uzatmış oluruz. Özetleyerek bitirelim. Üstad Hazretleri burada bize ne gösterdi? Kur'an'da, hadislerde, İslami olan herhangi bir şeyde şüpheye düşersek, anlayamıyoruz, bu niye böyle falan dersek, teslimimizi ve inkiyadımızı yitirmeden, bozmadan onun delillerini arayabiliriz. Üstad başka bir yerde diyor ya, bir onun bir tevili var da, ya bir manası var da oradan geçiyor başka bir yerde. Evet. Yani, başka bir deyişle bizim anlamamamız anlaşılmaması değildi. Bizim ilmimiz onu anlayamıyor. Yani. Ama Üstad, o anlaşılan bir şeydir. Evet. Hani kader risalesinde Üstad diyor, irade için anlamamamız olmamasına delalet etmez. Evet. Gibi bir yerde kendimizi konumlandırmamız evet, lazım. Esasında bu biraz önce sen birilerinin de misal verdin ya. Hı-hı. Esasında öyle batılı fazla tasvir etmek değil ama birçokları bu hakikatleri, bu incelikte bilmediği için maalesef bazen evet, yanlış yollara düşüyorlar yani. İnşallah hepsinin misaleleri okur da yanlış yollara düşmezler. Allah şöyle bir şey var yani, fenli ilimler olunca şimdi adam matematikçi diyelim, coğrafya ile ilgili bir şeyi, terminolojiyi anlamayınca ne yapıyor? Diyor ki ya bu diyor fenli bir mesele, ben bu terminolojiye hakim değilim, bilemiyorum diyor. Yeah. Veya oturuyor, çalışıyor, öğreniyor. Ama böyle imani İslami meselelerde ya şeytan ya nefis devreye giriyor, diyor ki ben bunu anlamıyorsam o zaman burada bir yanlışlık var. Maalesef. Sen kimsin yani, senin ilmin ne seviye, oturup o terminolojiye hakim oldun mu? Maalesef. Ona çalıştın mı? Yok. Senin alanın mı? Yok. Sen ben nasıl diyorum, her şeyi bilebilirsin? Ben diyorum muhaddisim. Abi muhaddisim, mühendisim, profesörüm, avukatım diyen var. Olmadı yani ya. Ben elektrik elektronik mühendisiyim. İlk hazırlık sınıfında bir elektrik dergisi aldım. Şimdi okuyorum. AC yazıyor. DC yazıyor. Allah Allah. AC ne? DC ne? ACDC tamam. O seviyede yani. Mühendislik öğrencisiyim ama ben bunu bilmiyorum. Dergiyi hiçbir şey anlamadım dergiden. Ama sonraki sene işte birinci sınıfa geçtim. Aa baktım yazılar netleşmeye başladı. Son sınıfa geldiğimde artık bilmiyorum, bu çizgi roman gibi. Yani çok basit bir şey. Biz maalesef ki nefisle şeytan İslami meselelerde galere çalıyor ama bu fenli meseleye baktığımız gibi bakıp ya oturup çalışacağız ya da
abilerin dediği gibi yanından anlayamıyorum arkadaşlar. Bir daha sormak lazım. Tevakkuf edeceğiz en azından. Evet abi. Yani işte o istikamet çizgisini tutturmamız lazım. Bizim bilmememiz öyle olmamasına delalet etmez. Ebu Bekir Sıfır Hoca'nın hep dediği bir şey var, benim de hoşuma gidiyor. Ya diyor, bu din diyor bize geçtiğimiz pazartesi gelmedi. 1400 yıldır bu İslam var. Milyonlarca insan bu davaya gönül vermiş. İçinde çok aziz ulema var. Bunların yazdığı kitapların bugün dengini yazamıyoruz yani. İslam ilimlere vukufiyetleri olsun. Sadece İslam ilimler de değil mesela. Başka ilimlerde de, fenli ilimlerde de güzel eserler vermişler. Bu kadar daha, bu kadar insan bu işe gönül vermiş, böyle görmüş. Sen diyor bir tane açık oturum programı izliyorsun. Ya bir hocayı dinledim, kafam karıştı. Bir tane işte tartışma programına baktım, kafam karıştı. Ne çabuk karışıyor diyor kafalarınız. Yani bu kadar kolay karışmamalı. O teslim ve inkiyatı. Bu kadar kolay yitirmemeliyiz yani. Şöyle demeliyiz, ben anlayamıyorum ama bunun bir açıklaması vardır. Cahilliğini gidermeden anlama şansın yok ki. Evet. Cehalet suçtur. Evet. Çünkü cahil kaldığın sürece manipüle olabiliyorsun. Cahilsin, manipüle oluyorsun, suçu İslam'a atıyorsun. Evet. Oraya buraya atıyorsun. Evet abi, o yanlış bir duruş yani. Allah hepinizden razı olsun. Allahümme inni yestavdiyuke cemi'a manzuruhu fi hazel kitabe hatta teruddehu aleyye fi vakti ihtiyacı ileyh. Ya Rabbi, bu kitapla bize öğrettiğin ilmi yine senin yüce katına emanet ediyoruz. Vakti ihtiyacımızda bize tekrar ulaştır. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahumil hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.